Evet arkadaşlar, şimdi denememizin İngilizce sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz kitchen ünitesinden görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ingredients demiş, yani malzemeleri veriyor. Bize bir bazı malzemeler vermiş. Sonra da resimdeki hangi yemeğe ait olduğunu sormuş bunun. Hemen şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Domates ne için? For serving, yani servis etmek için. Sadece burada görüyorum zaten. Yine de malzemelere bir bakalım. 2 yumurta, işte yarım bardak şey. Süt, peynir, un, işte tuz, biber, domates. Bakıyorum bunda yok zaten, değil mi? Süt mesela yok. Bunun olduğu çok belli olmuyor ama sanırım çok alakası yok bunlarla ve bu da zaten bildiğimiz yoğurtlu bir şeye benziyor. Yani servis etmek için dediği için direkt bunu işaretleyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçtim. Senin bu akşam, bu öğleden sonra uygun olmana sevindim diyor. Sonra bir şey demiş. O zaman şunu yaparım, yapalım ya da yaparız demiş. Yaparım demiş. Ve sonra hoşça kal demiş. Kapatmış arkadaşlar. Bakıyorum hangisi tamamlar bunu. I'm sorry to hear that der mi? Hayır. Çünkü neden? Zaten burada mutlu olduğunu söylüyor. Daha sonra görüşürüz demiyor, değil mi arkadaşlar? D seçeneği de alakasız kalacağı için ne yapıyorum? B seçeneğini saat 2'de kafede seninle görüşürüz seçeneği, değil mi arkadaşlar? Daha mantıklı oluyor, yani cümleyi tamamlıyor. Bakıyoruz buraya. Like dislike konusunu hatırlıyoruz, değil mi arkadaşlar? Like dislike fiillerinden sonra noun, yani isim gelebilirdi. Verb gelirse de ing alıyordu. Hemen bir bilgimi tavsiye ettikten sonra ben severim. Neyi severim? Giving gifts. Hediye vermeyi severim. Kimlere? Arkadaşlarıma. Tamam. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Does not diyor. Yani Helen'ın kişilik özelliğini hangisi şey yapmaz, tasvir etmez. Hangisi kişilik özelliğine ait bir şey değildir. Hemen bakıyorum. Cömert. Çünkü arkadaşlarına ne alıyor? Hediye alıyor. I am never in a hurry. Bu nedir? Asla cümleye bir olumsuzluk anlamı katıyordu, değil mi arkadaşlar? Yani yapı, cümle yapı olarak, gramer yapısı olarak olumluydu ama anlam olarak bir olumsuzluk veriyordu arkadaşlar. Sonra ben asla acele etmem diyor. O zaman acele değilse bu rahat bir insandır, öyle değil mi? O zaman laid back, bu da gidiyor. A ve B seçeneği gitti arkadaşlar. I'm always relaxed, yine laid back bir insanmış. I don't like telling lies arkadaşlar. Yani yalan söylemeyi sevmem. O zaman honest'tır. Peki I always get on well with people. Her zaman insanlarla iyi geçinirim diyor. O zaman selfish bir insan değil. Yani C seçeneği arkadaşlar. Helen'ın kişilik özelliğine uymayan bir seçenek. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar burada sıralama ile ilgili. Gördüğünüz gibi bir tane process vermiş. Yani burada bir süreç var. Yani bir pişirme süreci var arkadaşlar. Biz bunu ne yapıyorduk? Şuradaki bazı sıralama kelimeleriyle, ifadeleriyle bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıraya koyuyorduk. Şimdi bakalım. Finally'yi başa getirir miyim? Final ne demek de? En son olarak, yani şuraya gelebilir belki. O yüzden B ve C seçeneğini direkt eliyorum. A ile D arası da bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde first demiş. Evet, buraya gelebilir. Sonra ne gelmiş? Finally. Finally'yi hemen buraya getirebilir miyim arkadaşlar? İkinciye getiremem. Çünkü burada başka boşluklarım da var. Yani süreç tamamlanmamış. O yüzden A'yı da eliyorum arkadaşlar. D'ye bakıyorum. D'de ne var? First gelir. Second gelir arkadaşlar buraya. Sonra ne gelir? Then buraya. Üçüncü boşluğuma gelebilir arkadaşlar. Final'da en son boşluğuma gelip süreci, yani yemek pişirme sürecini tamamlamış olabilir arkadaşlar. O yüzden D seçeneği diyoruz. Buna bakıyorum. Hangisi doğrudur? Neye göre? Resme göre. Bakıyorum. Molly doesn't prefer. Prefer neydi? Tercih etmek. Bakıyorum. Molly üçüncü tek yaşası şey olduğu için doesn't'la ne yapmış bunu? Olumsuz yapmış. O zaman ne oluyor? Tercih etmez. Neyi tercih etmez? Comfortable clothes arkadaşlar. Yani şeyle rahat kıyafetleri
Ama bakıyorum ki rahat bir kıyafet var üzerinde. O zaman A seçeneği gidiyor. Ben ne arayacağım? Correct, yani doğru olanı arayacağım. Molly prefers. Molly tercih eder. Neyi tercih eder arkadaşlar? Giymeyi. Neyi giymeyi? Casual clothes. Yani günlük kıyafetler. Evet, doğru. O zaman B seçeneği diyebilirim. Diğer seçeneklere de yine de bir bakalım. Molly tercih eder. Neye? Giymeyi. Ne giymeyi? Komik, gülünç kıyafetler. Molly her zaman tercih eder. Trend clothes, yani moda kıyafetler, trendi kıyafetler satın almayı. Ne yapıyorum? Ama moda bir kıyafet yok üzerinde arkadaşlar. O zaman B seçeneği diyorum. Çünkü casual giyinmiş zaten, değil mi? Buraya baktım. Burada bir diyalog var arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bu text mesajına göre diyor. Bakalım hangisi olabilir. Andy cannot go to the cafe because he is ill mi? Bakalım. Evet. Bak burada ne de terrible cold, yani fena halde üşütmüşüm demek istiyor, öyle değil mi? Evet. O yüzden bu doğru. Ama bakalım diğerlerine. Alice Andy'yi bir şeyler içmeye davet etmiyor. Ama aslında ediyor, öyle değil mi? O yüzden B yanlış. Andy Alice'in şeyini önerisini kabul ediyor mu? Etmiyor değil mi? Çünkü soğuktu. Hastaydı. Alice ve arkadaşları konsere mi gidecek? Hayır arkadaşlar. O yüzden burada da A seçeneği doğru demiştik. Gidemiyor Andy çünkü hasta, soğuk almış. Buna bakıyorum. Ne diyor? I love, yine like dislike konusu. Ben severim. Ne severim? Cooking, pişirmeyi ve eating, yemeğini, balı. Bence personal opinion bildiren bir ifademizdi arkadaşlar. Bence, bana göre bu daha komparatifi görüyor muyum arkadaşlar? Healthy'de daha sağlıklı. Kimden? Den gelmiş arasına. Etten daha sağlıklı diyor, değil mi? Ne etten daha sağlıklı? Balık. Hangi soru Laura'nın bu cevabına denk gelir? Yani Laura ya hangi soru sorulmuş ki bu cevabı vermiş? Hemen bakıyorum. Balık senin favori yemeğin mi dese böyle bir şey vermez, değil mi? Çünkü şurada bir ne var? Komparatif var. Karşılaştırma yapıyorum etle. Do you like cooking dese spesifik olarak, yani özel olarak fish, balık ve et üzerine konuşmaz. Better than diyor, bak daha iyi. Balıktan daha iyi eti pişirir misin demiyor arkadaşlar, değil mi? Ya ona cevap olamaz. Sen balık pişirmeyi mi yoksa et pişirmeyi mi tercih edersin diyor. O zaman ne şu cevabı verebilir, değil mi? Mesela size bir soru soruyorlar. Balık pişirmeyi mi, et pişirmeyi mi tercih edersin? Ben balığı pişirmeyi ve yemeyi severim. Bence bu etten daha sağlıklı, D seçeneği olur arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Sekreterin sorduğu ya da söylediği cümle hangisi olabilir? Tamam, bakıyorum. Şimdi geri akşam üzeri geri tekrar arayacağım der mi bir sekreter? Çünkü sekreter nedir? Bilgi verir ve mesajları alır, değil mi? Hayır teşekkürler demez arkadaşlar. Would you like yapısını hatırlıyor muyuz? Offer yapılarından bir tanesiydi ve kendisinden sonra isim de alabilirdi, fiil de alabilirdi, ama fiil aldığında to ile alırdı ve fiilin birinci halini alırdı. Görüyor muyum to verb bana? Evet. İster misiniz? Ne ister misiniz? Bırakmak. Ne mi bırakmak? Bir mesaj bırakmak. Bunu bir sekreter söyler mi arkadaşlar? Evet, söyler. Cevabım B. D'ye bakıyorum. Is Anthony der? Der mi? Anthony orada mı der mi? Demez, değil mi? Genelde bu sekretere sorulan bir sorudur. Sekreterin soracağı bir soru değildir. Buraya bakıyorum. Burada bir tablom var. Yukarıdaki tabloya göre Tarık tercih eder. Neyi? Rap dinlemeyi tercih eder mi? Ediyor arkadaşlar. Tarık söyler. Hip hop onun favori, en sevdiği müzik şeyi midir? Tipi midir? Hayır. Ne buluyor? Dayanılmaz buluyor. Tarık düşünüyor ki, Tarık'a göre ya da rock müzik relaxing mi?
Bakıyorum. Hayır, relaxing değil, çok gürültülü. Tarık sever. Neyi sever? Gitmeyi. Nereye? Pop konserine gitmeyi sever mi? Hayır, çünkü boring. O zaman ne diyorum? Hemen bakıyorum. Rap'i arkadaşlar trafik buluyordu. Yani A seçeneği. Buraya baktığımda da bir sıralama arkadaşlar. Bunu diyalog haline getireceğiz, sıraya koyup. Şimdi bakıyorum. Hangi bu cümlelerden hangisi olabilir? May I speak to Dr. Davids diyebilirim diye. Bakalım bundan önce gelebilecek arkadaşlar bir cümle var mı? Evet, burada bir cümle var. Merhaba, konuşan Roger ya da ben Roger gibi bir ifade var. Evet, telefonu açan kişi bunu söyler değil mi? 3. 3'ü o zaman başa alacağım. Bakıyorum hangi seçeneklerde var. C ve D de var. A ve B'yi direkt eliyorum arkadaşlar. Bakalım 3'ten sonra 1 mi gelecek, 2 mi gelecek? Hemen bakıyorum. 2 gelir mi? I am afraid he isn't available. Yani ben Roger, konuşan Roger ya da ben Roger diyen birisine o şu anda meşgul, uygun değil der miyim? Demem değil mi arkadaşlar? O zaman 3'ten sonra 1 gelecek. Yani C seçeneği olacak arkadaşlar.